Yahudilerdeki seçilmişlik anlayışı ve sürgün dönemlerinin getirdiği dışlanmışlık onları kendilerini diğer milletlerden üstün görmeye sevk etti. Bu tavır başlangıçta putperestliğe karşı verilen erdemli bir tevhid mücadelesinden kaynaklansa da zamanla basit bir ırk temeline indirgenmiştir. Peygamber Efendimiz döneminin en belirgin dini gruplarından olan Yahudiler, Kur'an'ın indiği süreçte Müslümanların en fazla ilişki içerisinde bulunduğu kesimdi. Özellikle Medine, genelde Arabistan'daki varlıkların Babil sürgününe dayanan Yahudiler, bölgeye geldikten sonra Arap kültüründen etkilenmekle beraber dini ve milli varlıklarını korumayı başarmışlardı. Medine'de yaşayan 20'den fazla Yahudi cemaatinin 3'ü köken itibariyle İsrailli, ikisi ise Yahudi geleneğinde Kohen olarak isimlendirilen Hazreti Harun'un soyundan gelmekteydi. Bu sebeple Hazreti Muhammed'e muhalefette başı çekmeleri tesadüf değildi. Yahudiler açısından son peygamberin İsrail soyundan gelmesi tam bir hayal kırıklığı olmuştu. Ancak gerilim siyasetinin yegane etkeni bu değildi. Yahudilerin Medine'deki ekonomik tekel ve sosyo-kültürel hegemonyalarının sona erilmesi de bu siyaseti besleyen unsurlardandı. Peygamberimiz baştan itibaren temkinli davrandı. Hem Yahudilerle her sahada ilişkileri sürdürdü, hem de onların şehir devletindeki etkilerini azaltacak adımlar attı. Mekke'nin gün geçtikçe boşaldığını gören müşrikler yavaş yavaş işin kendileri açısından veyametini kavramaya başladılar. Hemen bir fesat ocağı olan Darun Nedve'de toplandılar. Toplantıya ne ciddi olduğunu söyleyen bir ihtiyar da katılmıştı. Bu ihtiyar insan suretine girmiş şeytandan başkası değildi. Ne yapacaklarını uzun süre tartıştılar. Peygamber Efendimiz'i yakalayıp hapsetmek veya Mekke'den sürüp çıkarmak gibi birçok teklifler ileri sürüldü. Tekliflerin hepsine şeytan karşı çıktı. Sonunda en rezil bir kararda fikir birliğine vardılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek. Bu teklifi devrinin firavunu olan Ebu Cehil şöyle dile getirmişti. Her kabileden birer silahlı genç bulalım. Gençlerin hepsi ona bir anda saldırsınlar. Hep birlikte vurup öldürsünler. Böylece ondan kurtulalım. Rahata kavuşalım. Delikanlılar bu şekilde yapınca onun kanı bütün kabilelere dağıtılmış olur. Abdümenaf oğulları ise bütün kabilelerle savaşmaya güç yettiremezler. Diyet almaya razı olurlar. Biz de Abdümenaf oğullarına onun diyetini öderiz dedi. Ne ciddi bir ihtiyar kılığındaki şeytan. Lanetullahi aleyh. İşte en yerinde söz, bu adamın sözüdür. Bundan sonra makul bir teklif olamaz dedi. Bu karar alındığı sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de adeta yapayalnız kalmıştı. O ümmetine düşkün bir peygamber olarak önce onları göndermiş, kendisi de muhacirlerin gerisini kollamak gibi bir hareketi tercih etmişti. Zaten murad-ı ilahi de böyleydi. Hatta mukaddes yolculukta biricik yoldaşı olacak olan Ebu Bekir radıyallahu anh, hicret için kendisinden izin istediğinde sabret buyurmuş ve ilave etmişti. Belki Allah sana hayırlı bir yol arkadaşı verir. Müşrikler almış oldukları kararı tatbik için harekete geçtiklerinde Peygamberimiz de hicret için emri ilahi almıştı. Cebrail aleyhisselam da müşriklerin kurdukları hileleri Hazreti Peygamber'e bildirmiş ve bu gece yatağına yatmayacaksın demişti. Daha sonra Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi çağırarak hicreti haber verdi ve üzerinde bulunan emanetleri yerlerine teslim etmesi için onu vekil bıraktı. Çünkü Mekke'de kıymetli bir eşyası olup da sıdkını ve eminliğini bildikleri için onu Resulullah'a emanet etmeyen kimse yoktu. Hicret gecesi Peygamberimiz daha Hane-i Saadetlerinden çıkmadan müşrikler evin etrafını sarmışlardı. Fakat Allah'a tevekkül ve teslimiyeti sonsuz olan Hazreti Peygamber de hiçbir tereddüt, endişe ve telaş emaresi görülmüyordu. Efendimiz mübarek ellerine bir avuç toprak alarak müşriklerin üzerine serpti ve Yasin suresini okuyarak aralarından süzülüp geçti. Onlar büyük şaşkınlık yaşamışlardı. Çünkü Peygamberimizi bir türlü göremiyorlardı. Çünkü onların kalplerinin körlüğü gözlerini ama etmişti. Bir kimse müşriklerin yanına gelip onlara, ''Siz burada neyi bekliyorsunuz?'' diye sordu. Onlar, ''Muhammed'i bekliyoruz.'' dediler. Bunun üzerine o şahıs, ''Allah sizi umduğunuza erdirmesin.'' Vallahi Muhammed çıkmış ve başınıza toprak saçıp gitmiş dedi. Müşrikler ellerini başlarının üzerine sürdüklerinde toprak içinde kaldıklarını gördüler. Hemen içeriye baktılar. Peygamber Efendimizin döşeğinde birisinin uyumakta olduğunu gördüler. İşte Muhammed örtüsüne bürünmüş uyuyor dediler. Hemen yatağa doğru yürüdüler. Yataktaki zat doğrulup onlara bakınca müşrikler şaşkınlıktan dona kaldılar. Gözlerine inanamadılar. Zira karşılarındaki Allah'ın Resulü değil Hazreti Ali'ydi. Kendi kendilerine vallahi adamın bize söylediği doğruymuş dediler. İşte o an korkan kafirler bir daha yaklaşamadılar.